Merhabalar. Bugün sizinle... Neyse, bir daha başlıyorum. Çok güzel bir İstanbul gününden herkese merhaba diye başlamışım. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Merhabalar. Bugün size bahsetmek istediğim konu olmak ve yapmak. Yapmakla olmak arasındaki fark ne? Neden böyle bir şeyi ben sizinle paylaşma ihtiyacı duydum? Ve bu konu hani tam olarak neleri kapsıyor açıkçası? Şöyle bir şey var, bahsedeceğim şimdi. Lakin öncesinde şunu net olarak altını çizeyim. Ben de bunları zaman zaman düşünüyorum. Ya böyle hep böyle yaşasam muhteşem olur falan diyorum. Ama kesinlikle hani hayatımın her döneminde bunları yapamıyorum. Ama düşündüğüm, önem verdiğim bir konu. Şimdi arkadaşlar, çok kısaca bir yapmak ne demek ve olmak ne demek onu anlatacağım. Yapmak aslında bir şeye direnç göstermek demek. Mesela spor yapıyorum. Hani yapmak da böyle bir... Nasıl diyeyim? Böyle bir şey var. Ben bunu yapıyorum. Hani bu böyle bir zorlama aslında bir yerde. Dediğim gibi yani zorlamak, direnç, bir şeyleri oldurmaya çalışmak var yapmakta. Onun için böyle deli gibi belki araştırma yapmak. Ama tamamen zihindeyiz. Yani ne yapabilirim? Bu da mı olsa spor, işte kas yapıyorum. Aslında bacak çalışmadım. Ne bileyim, bu tarz böyle hani... Sizi böyle bir aslında girdaba sürükleyen de bir noktası mı diyeyim, bir enerjisel boyutu mu diyeyim, bir tavrı var yapmanın. Olmak, tabii spor olmak diye bir şey yok ama spor yapmakla ilgili bir örnekten yine gidelim. Ben kaslı bir vücuda atıyorum, sahip olmak istiyorum. Bunun için işte içimden ne geliyor? Olmak size böyle sorular sordurtturur. İçimden mesela haftada iki kere bana yeterli diyor hani kardelen olarak. Size Ayşe, Ahmet, Mehmet, Gülin olarak ne bileyim haftada dört yeterli. Bunu bir kendinize soruyorsunuz. Ama böyle ben haftada beş gün spor yapacağım ve bu olacak psikolojisiyle değil. Rahatım. Haftada iki bana yeterli, tamam. Şimdi haftada iki gidiyorum. Orada bir zorlama yok. Yani tabii ki de evet, ne gerektiriyorsa o egzersiz, belki bir personal trainer'la, bunun Türkçesini bilmiyorum çok fazla, evet İngilizce kelime kullanmayı ben de sevmiyorum. Antrenman hocası sanıyorum. Bir antrenman hocası tabii ki de size bir program sunacak ve bu içinize sinerse yapın. Lakin olmakta böyle bir zorlama yok. Haftada iki gitmek istiyorum ya da sizin haftada 3-4 neyse ve bunu zorlamadan gidiyorum, sporumu yapıyorum. İyi hissediyorum. Yani böyle kaslı vücut yapayım diye şey yapmıyorum kendimi. Akışa teslimim aslında. Olmakla yapmak arasındaki en büyük fark, birinde bir zorlama hissedersiniz. Diğerinde ise o akışa teslim olursunuz. Olmak duygusunun ya da olmanın en büyük özelliklerinden biri size zaten huzur duygusu vermesidir. Yani mesela gününüze başlıyorsunuz ve halletmek istediğiniz bir proje var işinizde. Ya da çalışmıyorsunuz ama bir işe başlamak istiyorsunuz ve nereye başvuracağınızı bilmiyorsunuz. Ama çok yani isteklisiniz gerçekten çalışmaya. Olma duygusu halindeyseniz, aslında bana göre bu bir hal. Akışa izin veriyorsanız, evrene güveniyorsanız, bütün bunları kapsıyor. Siz o gün, yani evren sizi ne yapar eder? Doğru insanla tanıştırır, doğru yerlere doğru zamanda gidersiniz. Hiç olmadık yerden öyle bir konu açılır ki, hiç olmadık biriyle bir bakarsınız o halledemediğiniz proje bir anda halloluverir. Yani bu olma duygusuyla olacak bir şeydir. Ama yapmak şu, günüme başlıyorum. Evet, bugün tabii ki de bu arada plan program önemli ama böyle her gününüzü, her anınızı planlamak değil. Bu konuda ben de aslında yeni yeni bazı şeyleri öğreniyorum ve deneyimliyorum ve olmanın bana kattığı şeyleri inanılmaz derecede hissettiğim için ve önemine güvendiğim için hani sizinle ben biraz daha geç kavrayabildim bu konsepti diyeyim. Paylaşmak istedim açıkçası. Şimdi
Haftanızı, gününüzü planlayın. Bu bence çok değerli. Hatta mümkünse ayınızı da planlayın. Ama bu planladığınız noktadan sonrasında akışa da izin verin. Diyelim ki hep bu yapma duygusu içinde bir kişi başlıyor gününe ve evet o da işte bir işe başlamak istiyor ya da bir proje var halletmesi gereken ama onu yapmalı. İşte saat 12'de ben şu kişiyle görüşeceğim. Bir de bunu yapmalıyım. Bunu yapmazsam asla olmaz. Elimden yoksa bu fırsat kayar. Bu psikolojide ve böyle zaten gidiyor. Bir bakıyorsunuz 12'de o randevu iptal oluyor. Bir de öyle bir trafik çıkıyor ki yetişemiyor. Ya aslında bunlar da bu arada büyük şans. Ama o kişi %99, bunu hepimiz eminim yaşamışızdır, stres içinde. Neden bu oluyor? İşte işlerim niye yolunda gitmiyor? Gibi gibi duygulara kapılabiliyor. Oysa ki aslında yine ve yeniden altını şunun çiziyorum. Bütün konular birbiriyle bağlantılı. Mesela o meditasyon videomu çok yakınlarda yayınladım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Siz sabah kalktığınızda meditasyonunuzu yaptıysanız ve topraklandıysanız diyeyim, yani o güne başlarken bir niyet koyduysanız, böyle bir kendi içinize döndüyseniz ve aynı zamanda ben doğanın önemine de biliyorsunuz ki, yani bütün videoları izlediyseniz zaten az biraz artık beni hani tanıyorsunuzdur. Gerçekten bence yani kendimi yansıtıyorum çünkü videolarda. Bu topraklanmak, ağaçlara dokunmak, doğada olmak, hani bunları da böyle biraz yaptıysanız, anda da kalabiliyorsanız olabildiğince zaten sizin için bu olma hali diyeyim daha kolay gelişecektir. Ya bununla ilgili açıkçası yorumlarda bana sorabilirsiniz. Sorularınız olursa bunu yanıtlarım ve hatta üzerine videolar da çekebilirim. Ama biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Sadece şunu anlamanız açıkçası çok yeterli ilk aşamada. Yapma halinde bir zorlama var, bir direnç var. Ve bu yapma hali yani bir şeyleri yapmalıyım, bunu böyle başarmalıyım. Aksiyon almaya sizi iter. Aslında ana noktaları hani bu. Olma duygusunda da bir şeyleri yapmanıza gerek yoktur. O şey zaten hallolur. Siz zaten başarılı olmak istiyorsanız o yolda ilerlersiniz ve başarılı olursunuz. Ama olma halinde bir akış vardır, bir izin vermek vardır, bir tamamen teslim olmak vardır ve teslim olacağınız kişi ya da yerde evren. Bu arada şimdi aklıma geldi, YouTube hayatıma ilk başladığım zamanlarda incinebilirlik, vulnerability diye İngilizce'de geçiyor ama Türkçe'ye hani en iyi çevirmesi incinebilirlik. Ben acizliği doğru bulmuyorum. Belki kendini açmak, bırakmak, incinmeye açık olabilmek gibi çevrilebilir ama incinebilirlik. O videom var, onu buraya koyacağım. İzlemediyseniz muhakkak onu izleyin. Zaten Brené Brown'un Türkçe altyazısı da olması lazım. Var videosu bu incinebilirlikle ilgili. Yani bu olma hali, neden bundan bahsediyorum? Olma halinde kesinlikle incinebilir olmakta yatıyor. Ama incinebilir olun demek ya da olmayı deneyin demek, aman da açın kendinize hadi gelin herkes beni kırsın etsin demek asla değil. Ona belki zamanla yani videolar içinde belki sizlerin de sorularıyla geleceğim. Yani ne demek istediğimi zaten anlayacaksınız daha da daha da. Çünkü bir videoda her şeyi anlatmak mümkün değil. Ama şundan emin olun, gerçekten bu konuda bana biraz olsun güvenmenizi istiyorum. Hani eğer ki böyle çok şüpheci bir insansanız ya da kolay güvenemiyorsanız, bütün konular yani bu tarz videoları çektiğim özellikle işte anda olmaktır, meditasyondur, incinebilirlik zaten göreceksiniz, sohbet videoları hepsi bir yerde birbiriyle bağlanacak. Çünkü bahsettiğim şeyin özü bir aslında. Dolayısıyla yapmakta hep aksiyon var, yapmakta hep bir zorlama var ve zorlamada hep bir direnç var. Bunun Türkçesini tam bilmiyorum ama Abraham'ın şöyle bir sözü vardır. What you resist, persist. Yani şöyle direnç koyduğun, direnç gösterdiğin her neyse o şey kendini gösterir ve daha da fazlalaşarak gösterir gibi çevirebiliriz. Dolayısıyla akışta olun. Buna izin verin. Hani bırakın böyle hayat sizi belki bambaşka insanlarla karşılaştıracak ve o istediğiniz,
hayaliniz ya da neyse başarmak istediğiniz ya da bilmiyorum yani bir konu sizin hayatınızda mutlaka vardır yapmak istediğiniz. Kardelen ben şunu gerçekten çok yapmak istiyorum dediğiniz ama bunda böyle kafayı kırdığınız bırakın. Gerçekten bırakın. Tabii ki de onunla ilgili hayaller kurun, onu isteyin, onu arzulayın ama evrenin akışına, dünyanın akışına bir teslim olun. Dediğim gibi zaten meditasyon yapmak, doğada zaman geçirmek, o anda mevcut olmak gerçekten çok önemli. Eckhart Tolle'ün de bu arada konudan konuya olacak ama Şimdinin Gücü kitabı çok değerli bir kitap bence. Onu okumadıysanız şuraya ya da şuraya koyacak Nagihan Hanımcığımız. Onu okuyabilirsiniz ve orada here and now, şu anda ve şimdi de olmak. Bunun gücünden bahsediyor. Zaten öyle yaşadığınız noktada da o olma halini deneyimleyeceksiniz. Bu video umuyorum ki böyle bir yani 10 dakikayı en azından bulmamıştır diyeyim. 10 dakikayı bulmaması için elimden geleni yapacağım. Ama bazı videolar uzuyor, yapacak bir şeyim yok. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yapma halinde misiniz yoksa olma halinde mi? Bunu biraz olsun hani sizin için anlatabildim mi? Biraz olsun böyle biraz açıklığa kavuştu mu? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunu yorumlarda benimle paylaşın. Şöyle yapmak çok hoşuma gitti. Yorumlarda benimle paylaşın. Artık bence biliyorsunuz ne yapmanızı çok rica ettiğimi diyeyim. Tabii ki de dilerseniz, hani dilemenizi ben çok isterim ama kimseyi zorlayamam. Beğendiyseniz, dilerseniz bu videoyu beğenmeyi, abone değilseniz de destek olmak için abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. İyi ki varsınız. Varlığınıza müteşekkirim. Gerçekten sizinle anlam kazanıyor ve siz olmasanız yani bu evde, bu yerde şöyle bir kameraya bakıp açıkçası böyle şapşal şapşal hani kameraya konuştuğum için tek bir noktaya konuşuyorsunuz. Ben diyorum birazcık böyle bir deli hali. Pek bir anlamı olmuyor. Ama size dokunabilmek, bunları sizinle paylaşabilmek ve sizden geri dönüş alabilmek beni inanılmaz duygulandırıyor. Yani bana çok şey katıyorsunuz. Gerçekten iyi ki varsınız. Çok çok ağlarmışım ben. Aşırı bir teşekkürüm. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgi, neşe, coşku ve incinebilir halde olma halinde kalın arkadaşlar. Gerçekten ne demek istediğimi hani onda bir bile hissetseniz bu da bir başlangıç noktası. Kendinizi bunun için kutlayın. Haftaya görüşmek üzere. Ben rap çok seviyorum ya. Hani şöyle şöyle. Hop hop hop. Hay hay hay. Hop hop hop. Güneşe gülüşüne nasıl sığdırdın? Döndürür kalbimi çöle.